Selamlar sevgili Geekler. Geek Yapar ve de Kayıp ortak bir şekilde hazırlayıp sunduğu haftalık programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da birbirinden... Hayır bu hafta açıkçası benim için çok o kadar az heyecan verici, o kadar az ilgimi çeken haber var ki. O yüzden gelin bir an önce geçelim. Yeni bir Ghost in the Shell animesi geliyormuş. Bu animeyi yapanlar orijinal animecilerin Orijinal animenin yapımcılarıymış sevgili giyikler. Ghost in the Shell'in arada biliyorsunuz nefret ettiğimiz bir Scarlett Johansson'lı versiyonu ve de arada hiç kimsenin izlemedi, daha doğrusu benim izlemediğim Yani olmasın bir dizisi çıktı. Onun dışında Ghost in the Shell ile ilgili size söyleyeceğim şey şudur. Ghost in the Shell doğru yerde ve doğru zamanda çıktığı için bu kadar meşhur olmuş. Aslında tek başına baktığınız zaman tabii ki çok özel ve çok güzel bir anime olmakla beraber işte atıyorum filmi çıktığında mesela gördük gibi vuruculuğu olmayan bir şeydi. Çünkü ilk çıktığında Ghost in the Shell yapay zekanın işte bilinci olur mu, duygular olur mu, işte özgür iradesi olur mu falan gibi soruları çok sorduğumuz zamanlardı. Matrix bilmem ne falan bile çıkmamıştı daha. Ee, yani ben sonra izlemiş olsam Ghost in the Shell manyakları için bu böylesine geçerli. O yüzden hani bunca yıl sonra aslında pek bir numarası kalmamış gibi bence. Numarası kalmamış derken çıktığı yer ve zaman için demiyorum yani. Bugün yeniden o macerayı tek başına ele aldığında günün sonunda öyle bir şey. Gene güzel ve eğlenceli ama hani tekrar tekrar böyle üzerine gidilecek bir şey olduğundan şüpheliyim açıkçası. Yeni bir açığı bize sunamadıktan sonra e, onu yapabileceklerinden de şüpheliyim. Böyle kötümser olsun bu sefer. Sevgili Geekler gün geçmesin ki herhangi bir film, herhangi bir konu, herhangi bir ortam franchise'a ve evrene dönüştürülsün. It dünyası yani Stephen King'in işte ben çocukken de Tim Curry'li versiyonu olan sonradan Bill Skarsgårdlı son geçtiğimiz senelerde It köpek anlamında olmayan filmin işte filmleri çıktı falan. Şimdi de onun öncesini yani It hikayesinin öncesini anlatacak ve de işte Pennywise'ın Pennywise olmadan önce daha doğrusu Pennywise hayattayken yaptığı kötü şeyleri ne anlatacak? Meraklısına çok ilginç olabilir. Meraksızına hiç ilginç değil. Siz hangi gruba giriyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazın. It bu arada ben yani yenisini izlemedim. Ee, eskisi çocukken benim için bir şeydi. Ben korku filmleri severdim çocukken. Korkmazdım böyle bir şey vardı. Yani bizim ailede bir korku film izleme şeyi vardı. Halamla malamla bilmem ne. İtti aralarından en sevdiğimdi nedense. Ama bu yani sadece düşünceleri ve duyguları hatırlıyorum. O zaman o filme dair veya onu izlemekle alakalı hiçbir şey hatırlamıyorum. Belki sadece e, korku filmi izliyorum diye hava atmaktan hoşlandığım bir e, 6 yaşında çocuk olmanın getirdiği bir şeyden dolayı o filmi seviyorum diye gezmiş de olabilirim. Ama nedense o filmin adı It. Türkçe'ye o Falan diye çeviriyorlardı. Bu çocukken bana çok ilginç geliyordu. 6 yaşında falandım ben bu film benim için şeyken. O zamandan beri de bir daha muhatap olmadım. Yeni Exorcist filminin yönetmeni Tim Flanagan oldu. Evet bu konu o kadar ilgimi çekmiyor ki sevgili arkadaşlar. Tim değilmiş lan Mike Flanagan'mış. Onu bile yanlış söylemeyi başardım. O kadar ilgimi çekmiyor ki şuraları dört kere okudum ve hiçbir şey aklımda kalmadı. Neymiş? Mike Flanagan işte çeşitli korku filmleri çekmiş. The Exorcist bir, e, 2021'de bir tane film yapmışlar. Üçleme olacakmış ama Rotten Tomatoes %22 verdiği için e, sıçmış işte franchise filan falan. Bilmiyorum abi Exorcist de e, yani bu haberi hangi sırada koydu sevgili kurgucum bilmiyorum ama Ghost in the Shell'den bahsederken de benzer şey söylemiştim veya söyleyeceğim. Exorcist de bence zamanında vurucu olan ve artık bir numarası kalmamış olan şeylerden bir tanesi. Gerçi korku filmi çok farklı bir dünya. Korku filmi her zaman geçerli olan, insanların her zaman sinema yakın ırkın gitmesine sebep olan, o yüzden yenilerinin yapılmasının hiç de yadırgamadığım bir e, tarz bir şey. Ama yani yenisi derken ister remake olsun, ister yeni korku filmi olsun. Ama Exorcist özel bir film bir yandan, özel bir seri. O yüzden hani ne bileyim ben çok da böyle ama işte yazın şey ne onun adı, e, ne zaman lan şey. Cadılar Bayramı Kasım mıydı neydi? Kasım'da. Cadılar Bayramı'nda gidilecek işte hani korku filmi falan filan gibi bir şey değil benim için. Exorcist daha özel bir şey. O yüzden güzel bir şey olmasını isterdim beklerdim ama bence sıradan bir korku filmi olur. Geç. Allah'ım her şey bir şeyin öncesi veya sonrası. Sherlock Holmes'un gençliğini anlatacak olan dizi galiba. Evet, Guy Ritchie'nin ellerinden çıkacak sevgili arkadaşlar. Guy Ritchie'nin Sherlock filmleri bence güzeldir. Ben severim. Hatta zaman geçtikçe o ilk çıktığında Benedict Cumberbatch'le İngiliz e, dizi versiyonu ilk bir çıktığında gayri Çin'inkilere göre daha bir kendine has bir kitle oluştur böyle hayır işte Benedict Cumberbatch her şeyi görüyor falan falan olmuştu ama bence yıllar geçtikçe sanki gayri filmleri daha iyi yaşlandı gibi. Benedict'inkiler biraz daha böyle yani o zaman bize ilginç gelen fakat üzerine çok düşününce aslında çok saçma ve garip grup işte gizemlerken gayri Çin'inkiler evet biraz dedektiflikten çok fazla maceracılığa işte vurdu kırdı aksiyona kaymış denebilir. Ama hani onun da kendi asbi numarası yok değildi şimdi. Yok hesaplı ya diyor kemikleri kıracağım falan falan. E, bu ustalığından bu işte güzel şeyinden dolayı dizisi fena almayabilir diyor insan. Ama bir yandan da Robert Downey Jr. falan gibi elementler olmadıktan sonra hani biz Sherlock Holmes projesini ne yapalım gayretçi tek başına yeterli mi? Göreceğiz bakalım. Onun dışında dizimizi olması işte açarız izleriz çıktığı zaman. Ama Young Sherlock Holmes falan o bana çok cezbedici gelmedi açıkçası. Yani Young dediği 14 yaşında olmaz herhalde ama Yine de böyle 16-20 falan falan olan toy bir Sherlock Holmes'un toy toy hareketler yapacak. Ve ileride neye dönüşeceğini biliyor olmak bana o kadar heyecan verici gelmedi ya. Çünkü mesela atıyorum yani Star Wars gibi bir öykünün öncesini anlattığın zaman a o nasıl bağlanacak diye bakıyorsun ama Sherlock Holmes'un bir olayları yok ki. Yani yalın şey birbirinden bağımsız maceraları var gizemleri çözdüğü falan. O yüzden günümüzdeki haline nasıl dönüştüğünü görecek olmamız bana pff, ilginç de gelmedi o kadar. Öyle sorunlu, dertli, melankolik, sinir bozucu bir tip olur. Yani bunu Farklı mı yazacak? Daha mı farklı olacak yani? Zannetmiyorum. Joker Türkiye'ye geliyor. <laughs> 2021 yılında olması lazım. Eten, e, Onur Bilgiç ve de Erten Ergil tarafından e, Batman Dünya Turu diye bir seride sevgili giyikler bilmeyenler için hatırlatıyorum. Dünya çapında işte uluslararası bir şekilde her ülkeden bir yazar bir çizer birer Batman öyküsü yazmıştı. Tek bir cilt halinde bu da çıkmıştı. Ee, sevgili Ethem Bey ve de e, Ertan Beyler de bizi orada temsil etmişlerdi. Gayet güzel bir öyküleri vardı onların da. Şimdi benzer bir şey Joker için yapılıyor. Bu sefer gene Ethem çizecek. E, Metin Akdülger o e, oyuncu yazar olacakmış. Nasıl bir şey olacak göreceğiz. Milli gururumuz as bayrakları falan falan olayı haricinde ilginç ve değişik. İlla da ülkelerin kültürel işte ım, Özelliklerinin yansıtılmaya çalışılmadı yani böyle atıyorum hani Türkiye öyküsü okumadıysanız eğer hemen gidip de böyle karşısında kafka gibi falan çıkmıyor yani gene normal Türkiye'de geçen bir macera falan ee, olması benim genel olarak hoşuma gitmişti. Bir de bazı öyküler Batman'de e, özellikle hoşuma gitmişti. E, bizimki zaten muhteşemdi Yani Ama bir şey demiyorum da... <laughs> Mesela İspanya öyküsünde çok komik gelmişti bana bu. Batman tatil yapıyor tamam mı yani gerçekten tatil yapıyor. İspanya'da iki gün falan geçirecek. İşini halletmiş dönemiyor bir türlü. İki gün boşluğu var tatil yapıyor. Ve böyle sahilde falan takılıyor ve kitap okuyor tamam mı? Ve şunu düşünmüştüm. Şimdi, Batman özelliği şey yani 7-24 manyakça işine konsantre olan bir şey. O yüzden oturup yani ne bileyim ben ortaokul lisesinden beri oturup bir roman bitirememiştir herhalde adam. Yani oturup saatlerce Game of Thrones okuyacak hali yok ve şeyi merak etmişim. Yani iki günlük tatilinde acaba Batman hangi bestselleri sıkıştırıyor? <laughs> yani adamca sen az roman okuduğu için kalkıp da bizim böyle ama o da okunur mu falan diyeceğim saçma sapan bir şey okumak zorunda büyük ihtimalle. Gidip de böyle çok arada derde kalmış çok hiçbir şey okuyamıyordur herhalde. Bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. Joker'de bakalım nasıl olacak? Hmm, enteresan. Ayrıca gururluyuz. Yürü be, falan ne bileyim. <laughs> Bu haftanın geek dünyasını en çok sallayan Gene de o kadar sallanmadı ama haberi işte ortaya çıkış şeyi tabii ki Rings of Power dizisinin ikinci sezonunda ortaya çıkacak, karşımıza çıkacak olan Tom bomba dil oldu. Yüzük Efendisi ilk filmi çıktığında ben 13-14 yaşında falandım ve de o zaman doğru düzgün internet de yoktu. O zaman daha doğru düzgün geek kültürünü böyle popüler bir şekilde yaşamak da yoktu. 4 kişi falandık biz geek olan benim tanıdığım. Ee, ve de o zaman hani ben de çocuk olduğum için fan boyluğu çok faydalı bir şey zannediyordum. Yüzükle Efendisi'nin ilk filmi çıktığında ve yayınlandığında izlediğimizde işte kitaptan filme uyarlamalardaki değişikliklerden arada en beni rahatsız etmiş olan şey ki yıllar geçti ve o zaman buna niye rahatsız olduğumu e, hayal bile ya demiyorum ne kadar akılsız ve aptalmışım diye düşünüyorum. Tombomba dil yok falan filan diye bir arkadaşlarla konuşuyorduk. Abi her ya, şey yapmışlar insan tombomba dil de yapar. Tombomba dil süzüklü efendisi mi olur falan filan diye aptal salak muhabbetler yapıyorduk. Bu fikirlerim değişti zaman içerisinde. Çünkü yani ben de Peter Jackson olsam ben de tombomba dil falan koyamazdım falan filan. Yani o hani filme uyarlama olayının e, bu tarz gereklikleri olduğunu çoktan anlamış durumdayım. Elbette ben özel olarak filmin 12 saatlik versiyon çıksa, Extended Edition toplam 36 saatte izlenen bir Yüzüklerin Efendisi maratonu yapmam değil ama yine de hani öyle bir film ondan ibaret olsaydı o filmin satmayacağı ve hiçbirimizin Yüzüklerin Efendisi'nin işte gibi bir projeye, bir filme sahip olamayacağımız gerçekliğini de kabul ediyorum. Günün sonunda gayet eğlenceli diyelim en azından filmler. Her neyse. Rings of Power, Tom Bombadil. E, Tom Bombadil Rings of Power'da olacakmış. İşte görüntü gösterdiler bir iki tane. Penny Dreadful'dan oynayan neydi adamın adını unuttum. Roy Kinnerman'i neydi? Rory. Öyle bir şey. Ee, orada Frankenstein canavarını oynuyordu adam. Ve bence Penny Dreadful'da gerçekten işini en çok ciddi alarak yapan, yaptığı rolü ekstra ekstra dramatik ve abartan ama bunu kötü bir yere de ittirmeyen gerçekten çok iyi oynuyordu o adam o dizide. Yani ekstra çok iyi oynuyordu o adam. Başka da bir yerde görmedim o adamı. Böyle sağda solda oynayan İngiliz bir herife benziyor. Şey değildi değil mi lan hani o adam? Cumberbatch'li Sherlock'ta oynuyor muydu herif ya? Neyse oynuyorduysa hatırlatın. Size IMDB muamelesi yapıyorum. Ee, fakat tabi bu heyecan verici bir haber. Çocukluğumuzun fan boyluğunun eksikliğini acaba giderecek bir şey mi? Büyük ihtimalle değil. Çünkü Rings of Power biliyorsunuz kimse sevmiyor. Kimse sevmiyor. Ya Bugüne kadar bir kişi bile ya ben sevdim ya ya da ben eğlendim ya. Ben ikisi de heyecanlı ve meraklı bekliyorum diyen birisi kaçma çıkmadı. Büyük ihtimalle böyle insanlar varsa da bana bunu söylemekten çekiniyorlar. Arkadaşlar daha kaç kere şunu söyleyeceğiz. Geek yaparda o fanatik geeklik yoktur. Öyle bir şey sevdiğiniz diye sizi aşağılamayız. O canının döneminde vardı <laughs> gitti. Ee, o yüzden hani çok merak ediyorum. Allah aşkına birisi olumlu bir şey yazsın Rings of Power hakkında aşağıya. Rings of Power Tom Bombadil'i sıkıştırmasıyla böyle çaresiz bir e, şov izlenimi yapıyor, veriyor. Hani zaten biz çok sevinmiyoruz olabildiğince fan service yapalım, oradan milleti yakalarız gibi. İlk sezonu da biraz bence böyleydi. İşte Gandalf'ın gençliği falan filan gibi şeyler buna e, yolculuk yapan şeylerdi. E, bana biraz bu gene öyle olacak gibi geliyor. Yani Tom Bombadil gelecek iki işte şey verecek, nasihat verecek, aman bunu böyle yapmayın diyecek. Sevimli gözükecek ama aslında içinden aşırı güçlü ve önemli bir tip olduğunu bize hissettiren bir sahnesi olacak. Sonra da siktirip gidecek. Böyle olacak işte. İddia ediyorum. Bundan daha da ilginç ve daha da enteresan bir şey olmayacak. Yani e, Rings of Power için şu denebilir. Popusu çok orta düzey sıcaklıklarda bir proje. Doğru düzgün risk almıyor. Riske girdiği konularda yerlerde yanlış. Beklediğimiz istediğimiz şeyler değil. Çayım nerede? Son olarak sevgili geyikler bir son dakika haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Son dakika haberi olduğu için telefonuma bakmak zorundayım. Çünkü gerçekten tam programa başlayacağımız sırada Deniz attı. Bana bahsediyordu. Bakayım ne atmış. Evet. Pixar sevgili arkadaşlar. Bundan sonra daha genel kitleye hitap eden filmler yapacağını ve de kendi filmlerinin yönetmenlerinin katarsis yaşayacağı tecrübeler olmayacağını, daha herkesin anlayacağı şeyler, herkesin bağ kuracağı filmler yapacaklarını söylemişler. Şimdi bu kimileri için masum veya herhangi bir iş dünyası kararı gibi gözükebilir. Ancak aslında bu şu demek. ...verdikleri bir iki tane örnek de... ...Luko ve de işte neydi diğer... ...kızların adetiyle alakalı film... ...neydi Turning Red... ...buna benzer filmler yapmayacaklarını... ...daha genele oynayacakları filmler yapmışlar... ...Luko'yu bilmiyorum ama Turning Red'in neden... ...hani genele hitap etmediğini işte anlıyorsunuz... ...konusu itibariyle falan... ...ve açıkçası bu açıklamayı yapmak ya da yapmamak... ...onlara kalmış ama... ...bence büyük bir o yapıyorlar... ...şöyle yapıyorlar şimdi... ...günümüz sinema endüstrisi her geçen gün... Daha fazla formüle edilmiş ve işte yapımcıların ve de stüdyoların para kazanmak uğruna yaptıkları bir şey dönüşüyor. Bu yeni bir şey değil. Bu Hollywood icad olduğundan beri aslında olan bir şey elbette. Sadece eskiden para kazanmanın yönteminin yönetmenlere filmleri devretmek ve yönetmenlerin bazen e, büyük kitleler oynayan, bazen çok büyük kitlelere oynamayan ama çoğunlukla en azından iyi de diyemesek bile orijinal ve işte içten ve samimi bir iş çıkardıkları projeler daha sık oluyordu Hollywood'da. Ama her geçen gün işte stüdyoların çok fazla karıştığı bir kurulun böyle kalkıp da karar verdiği e, şunu da koyalım gençlere bu hitap ediyor işte uyduruyorum güzel kız koyalım meme göstersin işte ne bileyim ben illa şu olsun illa bu olsun filan falan ya da ya da bazen hani e, illa böyle satış amaçlı da değil de bu Kevin Feige ile MCU ile falan filan öbür filmlere nasıl bağlanacağı konusunda yönetmenin elini kolunu çok bağlamaya başladılar. Gerçi bunun bu Pixar haberiyle zerre alakası yok ama ya o hani daha öyküsel bir bağlama zorunlu. Ama işte hani hava olarak bir filmin havasının nasıl olması gerektiği sinema camiasının o kendi stüdyolarında stüdyo ortamında önceden icat şey yapıp karar verilip işte bizim filmimiz şu yaşa etsin Şunları güldürsün, bunları kızdırmasın, bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra bir yönetmene verilme şeklinde yapılıyor daha çok. Pixar'da yani bunu bir seviye daha ilerleteceklerini ve de işte e, böyle özel konular seçmeyeceklerini hani artık benim anladığım yani bu açıklamadan zaten bunu yapıyorlardı ama sırf şunu yapacaklar gibi evrensel konularda artık ahlak dersi vereceklerini yani yani birbirimize karşı iyi davranın, arkadaş olun falan filan hani herhalde ee, ama onun dışında böyle özel konularda çok fazla aile filmi yapmayacaklarını söylüyorlar. Bence bu üzücü bir şey. Hem Pixar'ın bu alandaki gücü çok büyük bir yer kaplıyor. Yani böyle çoluk çocuğa gerçekten iyi örnek olacak aslında şeyler yapıyorlar, yapabiliyorlar yani. Ee, hem de hani bir şey savaşı daha yitirilmiş oldu işte. Biz burada böyle ne bileyim hep özel ve biricik olanın e, ön plana çıkarılmasını, onun kovalanmasını hatalar yapılıp deneyler yapılırken o yolda bir takım işte e, şeyler ne onun adı yani yanlışlıklar yapılmasını göze alınmasını falan istiyoruz. Öbürleri kolaycılığa işte genele oynayarak e, ortalamayı sıradanı vasatı ayak tutmaya e, karar veriyorlar. Canları sağ olsun diyelim ama yavaş yavaş sinemayı öldürüyorlar veya başka bir şey dönüşüyor falan falan herhalde bilmiyorum. Kendinize iyi bakın sevgili yiğitler. Bu haftaki konular hakkında yorum yapmayı unutmayın aşağıya. Sayın Kayıp Rıhtım'a da teşekkür ediyoruz. Geek yapar ellerinizden öpüyor. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. <laughs> ne oğlum? <laughs>